Yani biz hem maliyet kanalından gelen hem talep kanalından gelen bir enflasyon yaşıyoruz. Ama benim gördüğüm şu, Mehmet Şimşek yönetimi, yani ekonomi yönetimi, öncelikle bütçe tarafındaki açığı, ya yani biliyorsunuz bir de çok büyük bir deprem felaketi yaşadık ve o deprem Evet. felaketinin de bütçe üzerinde inanılmaz bir etkisi oldu, olumsuz etkisi oldu. Öncelikle bütçe açığı tarafını kapatabilmek için enflasyona etki edeceğini bile bile vergi artışlarıyla bir bütçe dengelemesi yapacak. Zaman içerisinde o enflasyon tarafındaki artışa rağmen bütçe dengeye geldikten sonra da biz oradaki fiyat artışlarına ilave olarak kredi kanalındaki daralma ve toplam talebi daraltıcı gelirler politikası dediğim, Mehmet Şimşek'in tweetlerinde söylediği enflasyona uyumlu gelirler politikası dediği nedir? Gelirlerin enflasyonun altında kalmasıdır. Ücretlerin enflasyonun altında kalmasıdır. Bu politikayla benim gördüğüm kadarıyla Mehmet Şimşek talebi de kısıp, bir taraftan talebi kısacak, bir taraftan belirli bir seviye sonra, belki bu dolar TL'de 30'lara yakın bir seviye olabilir, 29-30'lara yakın bir seviye olabilir. Buralarda da döviz kuru stabilizasyonu sağlandıktan sonra, yani döviz kuru dengelenmesi sağlandıktan sonra 2024'ün sonuna doğru biz yani o talep tarafındaki enflasyon ve maliyet tarafındaki enflasyonu baskılayarak aşağıya doğru enflasyonu indirmeye çalışacaklarını öngörebiliriz. Ama şu anda bana, yani bugün enflasyonu tetikleyen maliyet mi talep mi diye sorarsanız, bugün talep tarafı değil de, yani talepten geliyor doğru, talep tarafından bir enflasyon var ama maliyet kanalından gelen enflasyonun çok yoğun olduğunu söyleyebilirim. Çünkü döviz kuru geçişkenliği dediğimiz bir şey var. Yani kurdaki artış enflasyonu ne kadar etkiler, yani kabaca böyle açıklayayım. Son dönemde döviz kuru geçişkenliği, yani döviz kurundaki artışın enflasyona etkisi hem hızlandı, yani hem oranı arttı hem de öne çekildi. Biz döviz kuru geçişkenliğinde şöyle bir hesabımız vardı bizim geçmişte. Yani kurdaki 1 liralık artış 3 ay içerisinde enflasyona yansırdı. Şimdi o 15-20 güne kadar düşmüş durumda. Bir de kurdaki 1 liralık artış önceden %20 enflasyona yansırdı. Şimdi %55-%60'lara kadar çıkmış durumda. Dolayısıyla orada döviz kuru stabilizasyonu belirli bir noktaya gelmeden biz maliyet kanalından gelen enflasyon artışını dengeleyemeyeceğiz gibi görünüyor. Onun için de biraz zamana ihtiyacımız var.